Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Koleji 3. sınıf öğretmenlerinden Gül Eser. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf matematik dersinde 4. ünitemiz olan kesirler, zaman ölçme, paralarımız ve tartma konusunu işleyeceğiz. Öncelikle bu ünitede hangi bölümler var ona bir bakalım. 1. bölüm kesirler. İlk dersimizde kesirleri yapacağız. 2. bölüm zaman ölçme. 3. bölüm paralarımız, 4. bölüm ise tartma çocuklar. Evet, şimdi kesirlere bir giriş yapalım bakalım. Öncelikle sözcük avı vermiş bize. Bu sözcük avında bu ünitede hangi sözcüklerden bahsedeceğini göreceğiz. Bizden aşağıdaki sözcükleri bulmacada bulup üzerlerini boyamamızı istiyor. İlk başta bir bakalım bulmacada neler varmış. Ben hemen burada saat kelimesini görüyorum. Saat kelimesinin üstünü çizebilirim. Yelkovan gördüm. Demek ki saatlerle alakalı olan kelimeler bunlar. Yelkovanı da buldum. Evet, bir bakalım. Kesir var. Kesir kelimesi kesirlerde geçecek. Başka para var. Paralarımızı işlerken bol bol bu kelimeden bahsedeceğiz. Bakalım gram var. Tartmada göreceğiz. Dakika var. Yine saatlere ait olan bir kelime. Payda var. Kesirlerde bol bol bundan bahsedeceğiz. Acaba pay nerede? Bir bakalım. Pay nerede? Evet. Evet, dikine şurada payı görebiliriz. Pay. Payı da bulduk. Pekala, akrebe bakalım. Akrep nerede? Evet, o da dikey bir şekilde bulmacada buraya yazılmış. Akrep. Pekala, ne kaldı? Hemen bakalım. Tartma kaldı. Tartmayı da hemen şurada görüyorum arkadaşlar. Eminim sizler de çok çabuk bulacaksınızdır. Evet, 1. bölüm kesirler. Çocuklar, kesir nedir? Öncelikle onu bir hatırlayalım istiyorum. Bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayıya kesir denir çocuklar. Geçen seneden de hatırlayacaksınız. Geçen sene biz bütün yarım kavramlarını görmüştük. Çeyrekten bahsetmiştik. Evet, eğer hiç bölünmemişse ilk resimde gördüğümüz portakal gibi biz buna bütün diyorduk. İkinci resme bir bakalım. Bir bütünü iki eş parçaya ortadan ikiye ayırdığımızda, parçalar mutlaka eş olmalı. İki eş parçaya ayırdığımızda bu şekilde iki yarım elde ediyorduk. Hemen buradaki diğer portakala bakalım. Evet, burada da yarımı tekrardan iki eş parçaya ayırıyoruz. Yani bir bütünü dörde böldüğümüzde biz çeyreği elde ediyorduk. Hemen bir bakalım aşağıda nasıl bir örnek vermiş. Evet çocuklar, kesirleri yazarken mutlaka kesir çizgisi kullanıyoruz. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Birinci örnekte bize öğretmen sınıfta yapacakları bir etkinlik için 3 öğrencisine kağıt verecektir. Elinde 3 bütün kağıt vardır. Birinci kağıdı Ayhan'a bir bütün kağıdın tamamını verir. Yani kağıdı hiç bölmeden kağıdın tamamını Ayhan'a veriyor. Resimde de görüyoruz, bölünmemiş bir kağıt. Yani bütün bir kağıdı Ayhan'a verdi. Hemen diğerine bakalım. Aylin'e bir bütün kağıdı ortadan ikiye bölüp kağıdın bir parçasını, yani yarısını verir. Evet, bütünü biz ortadan ikiye böldüğümüzde çocuklar iki eş parça elde ediyorduk. İki eş parçadan birini de Aylin'e veriyor. Yani biz bunu o zaman şu şekilde yazabiliriz. 2'de 1. Yani iki parçadan bir parçasını Aylin'e vermiş diyebiliriz. Nasıl okuyalım? Kesiri 2'de 1 kesirdir ve 2'de 1 şeklinde okunur. Bir bütünün yarısını bulacaksan eğer iki eş parçaya böl, birini al, yeter dedi. Biliyorsunuz matematik kitabımızda bu baykuş bize hep çok önemli bilgiler verirdi.
O yüzden ben de baykuşun olduğu yere genelde kocaman bir ünlem işareti koydum. Dikkat edelim, çok güzel bilgiler veriyor diye. Evet, hemen aşağıdaki yine uyarı baykuşumuza bir bakalım. Bize nasıl bir bilgi öğretecek acaba? Evet, 2'de 1 şeklinde gösterilen sayılara biz kesir diyoruz çocuklar. Kesirlerde mutlaka 2'de 1 derken yani iki parçanın bir parçasını aldığımızı ifade ediyoruz burada. Arada mutlaka kesir çizgisi olmalı. Burada da gördüğünüz gibi. Kesir çizgisi üstte yazdığım pay, altta yazdığım paydayı birbirinden ayırıyor. Evet, biz kesirlerde payda bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterirdi bize. Yani iki eş parçaya bölmüştü. Pay ise bu parçaların kaç tanesine alındığını gösterir. Ben iki eş parçadan bir parça aldığım için paya bir yazdım. Eğer iki parça alsaydım iki parça yazardım. Kağıdı iki parçaya böldüğümüz için bölünen kısmı kaç parçaya böldüğümü gösteren paydaydı. İki eş parçaya böldüğüm için iki yazdım. İçinden de sadece bir parçayı aldığım için paya bir yazdım çocuklar. Evet, bakalım. Aylaya ise bir bütün kağıdı dört eş parçaya bölüp kağıdın bir parçasını yani çeyreğini veriyor çocuklar. Bakalım bu bir kağıt. Kağıdın dört parçaya bölüyor. Bir, iki, üç ve dört. Dört eş parçaya ayırıyor ve bu parçalardan sadece birini Ayla'ya veriyor. Dört eş parçadan biri dörtte bir şeklinde gösterilir. Dört parçaya bölmüştüm. O yüzden paydaya dört yazdım. Bir parçasını aldığı için de paya da bir yazdı. Evet, dörtte bir kesirdir. Arada kesir çizgisi var bakın burada. Ve dörtte bir şeklinde okunur. Bakalım bizim filozof baykuşumuz bize ne söyleyecek? Bir bütünün çeyreğini bulacaksan eğer dört eş parçaya böl, birini al yeter. Evet, bir bütünü arkadaşlar dört eş parçaya ayırıyorsam o bütünü çeyreğini bulmaya çalışıyorumdur. Eğer bir bütünü iki eş parçaya ayırıyorsam yarısını bulmaya çalışıyorumdur. Evet, dört eş parçaya ayrılan bütünde biz çeyreği bulduk. Evet, ikiye bakalım çocuklar. Aşağıdaki modelde gösterilen boyalı alanın belirttiği kesre ve kesrin okunuşunu inceleyelim demiş. Boyalı alanı bir bakalım. Burada iki eş parçaya bölünmüş bir kağıt diyelim buna mesela. Bir kağıt görüyoruz ve bir tarafı sadece boyanmış, diğer tarafı boyanmamış. Bütün iki eş parçaya bölünmüş ve bir parçası boyanmıştır. Evet, bu bir bütündü. Daha sonrasında iki eş parçaya bölündü. Bir taraf boyandı, bir taraf boyanmadı. Yani biz şu şekilde ifade edebiliriz. Bu bütünü kaç eş parçaya böldük? İki eş parçaya böldük. O zaman bu bizim paydamızı gösterir. Bütünün eş parça sayısı. İki eş parçaya bölmüştük. Pekala bu bütünden kaç parça boyandı? Sadece bir parça boyandı. Evet, boyalı olan alan da bizim payımızı ifade ediyordu çocuklar. Bu kesri 2'de 1 şeklinde okuruz. Yani bir bütünün 2'de 1'i aynı zamanda o bütünün yarısıdır. Evet, bir önceki sayfada ne demiştim? Bir bütünü 2'ye ayırıyorsam o bütünden 2 yarım elde ederim. Eğer bir bütünü 4'e bölüyorsam 4 parça elde ederim ve her parçaya, her 4 parçadan birine de biz çeyrek deriz çocuklar. 3'e bakalım. Aşağıdaki modelde gösterilen boyalı alanın belirttiği kesri ve kesrin okunuşunu inceleyelim demiş. Evet, burada bir bütünü 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayırdığını görüyoruz ve sadece bir parçasının boyandığını görüyoruz çocuklar. Bütün 4 eş parçaya bölünmüş ve bir parçası boyanmış. Yani bütünü kaç parçaya böldüm? Bütünü 4 parçaya böldüm. Demek ki benim paydam 4 olmalı. Bu bütünden kaç parça boyandı?
Sadece bir parça boyandı. O zaman boyalı alanın benim payı gösterir. Dörtte bir şeklinde bu kesrimi okuyabilirim. Evet, bu kesri dörtte bir şeklinde okuruz. Bir bütünün dörtte biri aynı zamanda o bütünün çeyreğidir. Bir bütünü dörde bölüyorsam elde ettiğim her parça çeyreği ifade eder. Yani burada bir çeyreği sadece boyanmıştı. Pekala, yapalım kısmına bir gelelim bakalım bizden ne istiyor. Evet, aşağıdaki modellerin her birinin yarısını boyayalım. Noktalı yerlere modellerin belirttiği kesri yazalım. Bir bütünün yarısını elde etmek demek ne demekti arkadaşlar? O bütünü ikiye bölmek, ikiye ayırmak demekti değil mi? Evet, burada bir bütün verdi bize ve bu bütünün yarısını göstermemi istiyor. Ben bu bütünü kaça böldüm? Öncelikle kesir çizgimi yaptım. Bu bütünü ben ikiye böldüm. Kalemimi biraz inceltmek istiyorum. Evet, bu bütünü ben ikiye böldüm arkadaşlar. Peki kaç parçasını boyadım? Sadece bir parçayı boyadığım için payıma da bir yazdım. Kaça böldüm? İkiye böldüm. Bu benim paydamı gösterir. Kaç parçayı boyadım? Sadece bir parçayı boyadım. Bu da benim payımı gösterir. Hemen buradaki daireye bakalım. Evet, kesir çizgimi yine yaptım. Kaça böldüm? İkiye böldüm. Bu benim paydamdı. Kaç parçasını boyadım? Bir parçasını boyadım. Hemen dikdörtgenime bakıyorum. Kaça böldüm? İkiye böldüm. Bu benim paydam. Ve bir parçasını boyadım. Evet, bu üçgeni de ikiye böldüm. Paydaya yazdım. Kaç parçasını boyadım? Bir parçasını boyadım. Aşağıda ne istiyormuş bizden? Aşağıdaki modellerin her birinin çeyreğini boyayalım. Noktalı yerlere modellerin belirttiği kesri yazalım. Çocuklar, bir bütünün çeyreğini nasıl bulurdum? O bütünü dörde bölerek bulurdum, değil mi? Bir, iki, üç ve dörde böldüm. Peki her birinin çeyreğini bulalım dedi. Çeyreğini bulmamı istiyor. Dörde böldüm ve sadece bir alanını boyadım. Evet, dörtte biri boyandı. Buraya bakalım. Bir, iki, üç, dört parçaya böldüm. Bir bütünü dörde böldüm ve sadece bir parçasını boyadım. Dörtte birini boyadım. Dört parçaya ayırdım. Bu benim paydamdı çocuklar. Tabii benim kalemim sizler kadar güzel yazmıyor. Sizlerin kalemi benimkinden çok daha güzel yazıyor. Evet, payda kaç parçayı boyadığımı gösterirdi. Bir parçayı boyadım. Hemen buna bakalım. Evet, burada da çeyreği bulmak için dörde böldüm ve bir parçayı boyadım. Burada da yine çeyreği bulmak için dörde böldüm ve bir parçasını boyadım çocuklar. Yarısını bulmak istiyorsam ikiye böleceğim. Çeyreğini bulmak istiyorsam dörde böleceğim. Sadece şekillerde mi böyle? Hayır. Bir sayının da diyelim ki 20'nin çeyreğini soruyor bana. 20'yi yine dörde bölüp çeyreğini bulabilirim o sayının, değil mi? Ya da 20'nin yarısını soruyorsa 20'yi ikiye bölüp yarısını bulabilirim çocuklar. Evet. Bunu çarpma ve bölmede görmüştünüz zaten. 3'te ne diyormuş? Aşağıdaki modellerde gösterilen boyalı alanların belirttiği kesri noktalı yerlere yazalım. Evet, burada iki parçaya ayrılmış bir bütün ve sadece bir parçası boyanmış, ikide biri boyanmış. Burada bir bütünü hiç bölmemiş ve tamamı boyalı. Hiç bölmediği için birde bir şeklinde ifade ediyoruz. Burada da yine bir bütünü çeyreğini boyamış, yani dörde bölmüş ve bir parçasını boyamış. Burada da yine bir bütünü ikiye bölmüş ve bir parçasını boyamış arkadaşlar. Devam edelim. Birim kesir. Evet çocuklar, birim kesir ne demek acaba? Bir okuyalım bakalım. Burada bir resim görüyoruz. Sanki bir pasta var veya bir ekmek veya bir pizza ve bunu parçalarına ayırmış. Tam 8 parçaya bölmüş. Bakalım ne diyor? 8 kişilik
Bir aile akşam yemeğine oturur. O yüzden 8'e bölmüş demek ki. Anne sofraya görseldeki gibi bir ekmek getirir. Getirdiği ekmekten herkese eşit büyüklükte bir parça verir. Buna göre her birine ekmeğin kaçta kaçı düşer düşünelim. Evet çocuklar, 8 parçanın her biri bir bütüne ait birim kesirdir. Yani herkese birer parça düşer ve 8 kişi var. Biz bunu nasıl ifade ederiz? Ekmeği 8 parçaya böldüğü için paydaya 8'i yazarız. Ve herkese düşen kısım sadece bir parça olduğu için de biri de paya yazarız. Örneklere bir bakalım, daha iyi anlayalım. Yandaki yaş pastanın kaç eş parçaya bölündüğüne bakalım diyor. Bakalım pastayı kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya bölmüş. Pasta 6 eş parçaya bölünmüştür. Her bir dilim pasta 6'da 1 olarak ifade edilir. 6'da 1 birim kesirdir. Çocuklar, bir şeklin veya nesnenin tamamına biz bütün diyoruz. Bu bütünü de bir sayısıyla ifade ediyoruz. Pekala, bir bütünün, baykuştan yine bize çok önemli bilgiler verecek. Bir bütünün eş parçalarından her birine de birim kesir diyoruz. Burada bizim elimizde 6 tane eş parça var ve bunların her birine bizler birim kesir diyoruz çocuklar. Bir bütünü böl eşit parçalara, al birini, işte birim kesir sana. Eğer eşit parçaya ayırdıysak ve bir taneyi alıyorsak birim kesir elde etmiş oluyoruz çocuklar. Birim kesirlerin payında mutlaka hep bir olmalı. Paydadaki sayı da bütünü kaça böldüğümüzü göstereceği için paydadaki sayı değişebilir. 2'ye bölüyorsam paydamda 2 vardır. 3'e bölüyorsam 3 vardır. 4'e bölüyorsam 4 vardır. 5'e bölüyorsam 5, 6'ya bölüyorsam 6 vardır. Ama payımda mutlaka hep 1 olmalı. Çünkü bu bir birim kesir arkadaşlar. 1'de 1, 2'de 1, 3'te 1, 4'te 1, 5'te 1, 6'da 1 olarak ifade edebiliriz çocuklar. Yukarıdaki kesir takımında her bir parça birim kesiri ifade ediyor. Çünkü payında 1 var çocuklar. Evet, aşağıdaki kesirleri inceleyelim demiş. Burada bir bakalım, bir bütünü kaç eş parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya bölmüş ve her bir parçasından birer tane eş parça elde etmiş. O zaman bu kesir 5 eş parçaya bölündüğü için birim kesiri 5'te 1'dir çocuklar. Buraya bakalım. Aslında ben paydada 9'u gördüğüm zaman saymadan da hemen kesiri kaça böldüğünü tahmin edebiliyorum. Demek ki 9'a bölmüş. Her 9 parçadan aldığı bir parçada bana bu kesirin 9 eş parçaya bölündüğünü ve birim kesir 9'da 1 birim kesir elde edildiğini gösteriyor. 3'e bakalım. Aşağıdaki kesri inceleyelim. Kesri birim kesir cinsinden yazalım demiş. Evet, burada bir bütün görüyoruz ve bu bütünü 1, 2, 3, 4 eş parçaya böldüğünü görüyoruz. 4 eş parçaya bölünmüş ve her bir parçası 4'te 1'i bizim birim kesirimizi ifade ediyor. Ve sadece iki parçası boyanmış. Peki ben bu iki parçayı nasıl gösterebilirim? Hemen düşünüyorum. Burada her bir parçası 4'te 1'di arkadaşlar. 4'te 1'di. 4'te 1'di. Ve 4'te 1'di. Pekala, kaç tane 4'te 1 boyanmış? 2 tane 4'te 1 boyanmış. O zaman 2 tane 4'te 1'i ben 4'te 2 şeklinde yazabilir miyim? Yani 4'e bölünmüştü bir bütün ve sadece 2 parçası boyandı. Payım 2, paydam 4. Pay ve paydayı karıştırmayalım, unutmayalım. Pekala çocuklar, paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterelim dedi bize. Bakalım nasıl göstereceğim. Halil odasını boyamak ister. Sabah heyecanla kalkıp boyamaya başlar.
Öğle yemeğine kadar boyayacağı duvarın onda üçünü boyamıştır. Halil'in ne kadar duvar boyadığına aşağıdaki model üzerinde bir bakalım. Çocuklar, bu Halil'in boyamak istediği duvar. Ve duvarı kaç parçaya bölmüş? 10 parçaya bölmüş. 10 eşit parça elde etmiş. Pekala, 10 eşit parçadan kaç tane birim kesirini boyayabilmiş? Onda bir, onda bir, onda bir. Yani 3 tane onda bir birim kesiri boyamış. O zaman ben 3 tane onda bir birim kesiri onda 3 şeklinde ifade edebilir miyim? Zaten pay kaç parçanın boyandığını göstermiyor muydu bize? 3 parça boyandı. Payda da bize o bütünü kaça böldüğümüzü gösteriyordu. Duvarı 10 parçaya böldü. Onda 3 şeklinde yazabilirim. Pekala, sayı doğrusuna nasıl gösterebilirim ben bu kesri? Onda 3 kesrini sayı doğrusu üzerinde bir gösterelim. Çocuklar, sayı doğrumuza öncelikle uzun bir çizgi çiziyoruz. Sayı doğrumuzu 0'la 1 arasında ifade edeceğiz. 0'la 1 arasını duvarı kaç eş parçaya böldü? 10 eş parçaya böldü. O zaman ben 0'la 1 arasını aralıkları sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 diyorum. 10 eş parçaya ayırıyorum. Daha sonrasında da 4, onda 3 kesrini gösterebilmek için aralıkları sayıyorum. 1, 2, 3. Demek ki 3. aralığımdan sonra gelen çizgi benim onda 3 kesrimi gösteriyor. Devam edelim bakalım. Evet, bu resimde parke döşeyen bir usta görüyoruz. Bakalım ne anlatacak? Bir parke ustası döşeyeceği zeminin henüz %34'ünü döşemiştir. Bakın, parkeleri yani bir bütünü 100 eş parçaya böldü ve sadece daha 34'ünü döşeyebildi. Ustanın zeminin ne kadarına parke döşediğini aşağıdaki model üzerinde bakalım. Evet, bu ustanın döşemesi gereken alan 100 eş parçaya böldü. Yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir. 100 eş parçaya böldü ve bunun sadece 34'ünü döşeyebildi. 100 eş parçadan sadece 34'ünü boyadık. Bütünü 100 eş parçaya böldü ve %1 birim kesir elde etti. 34 tane %1 boyandı. O zaman ben bunu 34 tane %1'i %34 şeklinde gösterebilirim çocuklar. Pekala, bakalım aşağıdaki birim kesirleri modelleyerek çizelim dedi. Daha sonra belirtilen kesir kadarını boyayalım. Benden burada bir bütünü 6 eş parçaya bölmemi istedi. Ben de sizler için öncesinde bir dikdörtgen çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya böldüm. Payda bana bir bütünü kaça ayırdığımı gösterecekti. 6 eş parçaya böldükten sonra benden sadece bir parçasını boyamamı istediği için 6'da bir kadarını boyadım. Burada bir birim kesir elde ettim. Peki, burada benden bir bütünü 8 eş parçaya bölmemi istedi. Ben de sizler için böldüm. 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya böldüm. Ve sadece 8'de birini boyamamı istediği için sadece bir parçasını boyadım. Aşağıdaki kesirlere bir bakalım. 4'te bir kadarını boyamamı istedi. 4 eş parçaya böldüm ve sadece birim kesiri de bir parçayı boyadım. Birim kesirin payı her zaman 1 olmalıydı, hatırlayalım. Evet, burada da benim bir bütünü 5 eş parçaya bölmem istedi ve sadece bir parçasını boyamamı istedi. 5'te bir kadarını boyadım çocuklar. Aşağıdaki modelleri inceleyelim. Modellerin belirttiği kesri ve modellere ait birim kesri yazalım dedi. Çocuklar, burada benden bir bütünü
Dörde bölmem istendi ve sadece bu bütünün iki parçası boyanmıştı. Eğer ben bir bütünü dörde bölüyorsam paydaya dört yazarım. Kaç parçam boyandı? İki parçam boyandı. O zaman payım da iki. Yani dörtte iki. Peki hala dörtte iki. Kaç tane birim kesirin toplamı? Bu şekilde dörde böldüğüm kesirdeki her bir parçam dörtte birdi çocuklar. Dörtte bir. Her bir parçam dörtte bir. Pekala kaç tane dörtte birim boyalı benim? İki tane dörtte birim boyalı. O yüzden bir, iki tane dörtte birin toplamı bize dörtte ikiyi verirdi. Yani dörtte bir artı dörtte bir. İki tane dörtte biri topladığım zaman dörtte iki elde ederim. Hemen buraya bakalım. Bir bütünü 10 eş parçaya böldük. Ve bu 10 eş parçadan sadece 6 tane onda bir boyandı. 6 tane onda bir boyandığı için ben bunu onda 6 şeklinde gösterebilirim. 6 tane onda bir bize onda 6'yı verir çocuklar. Buraya bir bakalım. Burada da 8 parçaya ayrılmış ve sadece yarısı 4 parçası boyanmış. 4 tane 8'de 1 bize 8'de 4'ü verir çocuklar. Yani 4 tane 8'de 1'i topladığımda 8'de 4'ü elde ederim. Evet çocuklar, pekala pay ve payda arasındaki ilişkiye bir bakalım. Burada bir çikolata görüyoruz. Bu çikolatayı Pelin 16'da 4'ünü arkadaşına verir. Buna göre 16'da 4 kesirindeki hangi sayı çikolatanın tamamını ifade eder? Hangi sayı Pelin'in arkadaşına verdiği parça sayısını ifade eder? Hemen düşünelim çocuklar. Çikolatanın tamamını ifade eden sayı 16'ydı, değil mi? Bu çikolatayı kaç parçaya ayırmış Pelin? 16 parçaya ayırmış. O yüzden ben paydama 16'yı yazıyordum. Peki 16 parçalık çikolatasının kaç parçasını arkadaşına vermiş? 4 parçasını arkadaşına vermiş. Bu yüzden de paya da 4'ü yazıyorum. Hemen tekrar bakalım. Pelin'in arkadaşına verdiği parça sayısı bizim payımızdı. 4 pay verdi arkadaşına. 4 parça verdi. Çikolatanın tamamını kaç eş parçaya bölündüğünü gösteren kısım da bizim paydamızdı. Yani 16 eş parçaya böldük. 4 eş parçasını arkadaşına verdik. Bunu birim kesir olarak nasıl ifade ederdik çocuklar? Hemen şöyle düşünelim. 16'da 4 aslında bu çikolataların her biri 16 parçanın, şuraya yazayım, 16 parçanın bir parçası. 16 parçanın birini arkadaşına verdi. Böyle böyle toplam 16'da 1, 4 tane elimde vardı. 4 tane 16 1 bize 16'da 4 kesirini verdi çocuklar. Evet, buradaki etkinlikleri sizler de öğretmeninizde veya evde yapabilirsiniz. Evet, bir bakalım. Örneklere şimdi bir bakalım. Bir top kumaşın 5'te 2'si kullanılmıştır. Kumaşın kullanılan kısmını model üzerinde göstererek kesirin okunuşunu yazalım diyor. Evet, burada bir top kumaşımız var çocuklar. Bu kumaşımızı biz 5 eş parçaya böldük. 5 eş parçaya böldüğüm kumaşın iki parçasını kullandım. Kullanılan kısım benim 5'te 2'lik kısmı. Çocuklar, kesirin paydasına baktığımızda kumaşın 5 eş parçaya bölündüğünü görüyoruz. Evet, paydamız bizim burada. 5 eş parçaya böldük. Bu sebeple bir bütün çizerek 5 eş parçaya ayırdı. Burada da gördüğümüz gibi 5 eş parçaya ayırdı. Ve kesirin payına baktığımızda ise payında 2'yi görüyoruz.
Burada kumaşın iki eş parçasının kullanıldığını görüyoruz. O yüzden de paya 2 yazdık. İki eş parçası kullanıldığı için. Bütünü iki parçasını sadece kullandığımız için iki parçasını boyadık. Bu kez size nasıl okuruz? 5'te 2 şeklinde okuruz çocuklar. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Bir atlet koşacağı yolun 6'da 5'ini koşmuştur. Atletin ne kadar yol koştuğunu modelde göstermemizi istiyor. 6'da 5'i modelde göstereceğiz. Evet, bir bütün çizdik. Bütünü 6 eş parçaya ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 eş parçanın 5 parçasını boyayacağım. Çünkü 6'da 5'ini koştu. Ne kadarını koştuğunu pay bana gösteriyor. Evet, 5 parça koştu. 5 parçayı da boyadım. Koştuğu kısım taralı olan alanım. 6'da 5 şeklinde okurum. Kaça böldüğümü payda gösteriyor. Ne kadarını kullandım, ne kadarını koştu, ne kadarını yedim kısmını da pay gösteriyor. Hemen baykuşumuzun bize bir hatırlatması var. Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını, pay ise bu parçalardan kaçının alındığını gösterir diyor. Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi. Diğer baykuşumuza bakalım. Bir çokluğu kesir ile göstereceksen pay ile payda arasında çizgi çek hemen. Evet, burada da kesir çizgisini unutmamamızı ifade ediyor arkadaşlar. Evet, ben 6'da 5 yazarken 6'da 5 yazıyorsam bir kesir belirteceksem araya mutlaka kesir çizgisini koymam gerekiyor çocuklar. Çünkü payda ile payı bu kesir çizgisi ayırıyor. Evet, aşağıdaki kesirleri modeller üzerinde göstererek okunuşlarını yazalım diyor. Ben burada bunların hepsi sizin kitabınızda boş. Ben sizler için önceden boyadım. Çünkü burada çok uzun sürüyor ve sıkılmanızı istemediğim için öncesinde boyadım ve şimdi şekil üzerinden anlatacağım. Evet, burada 8'de 4'ü modelde göstermemizi istediği için ben modelimi hemen paydaya baktım. Kaça bölmemi istiyor? 8 parçaya. O yüzden modelimi 2, 4, 6, 8 parçaya böldüm. Ve 4 parçasını boyamamı istediği için 4 parçasını da boyadım. Burada benden 6 parçaya bölmemi ve 2 parçayı boyamamı istiyor. 6'da 2. 6 parçaya böldüm ve 2 parçasını boyadım arkadaşlar. Burada da 4'te 8, pardon, 4'te 3 kesrini vermiş. 4 parçaya bölüp 3 parçayı boyadım çocuklar. Evet, okunuşları da 8'de 4, 6'da 2, 4'te 3 şeklinde olmalıydı çocuklar. Evet çocuklar, bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını belirleme. Bir çokluk var ve ben bu çokluğun birim kesir kadarını belirlemek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Burada hemen bir bakalım. Bir pasta imalathanesinde 28 yumurta vardır. Aşağıdaki şekilde de görüyoruz. 28 tane yumurta var. Pastacı yumurtaların dörtte birini pasta yapımında kullanır. Buna göre kullanılan yumurta sayısını nasıl bulabiliriz? Düşünelim demiş. Çocuklar, ben dörtte bir kesrini görünce hemen aklıma akıllı baykuş geldi ve akıllı baykuş bana demişti ki dörtte bir kesri, yani bir bütünü dörde bölmek demek o bütünü çeyreğine ayırmak demekti, değil mi? Hemen benim aklıma çeyrek kavramı geldi. Evet, bir bütünü yani 28 yumurtayı çeyreğine ayırmamı istiyor. Evet, dörtte bir kesrinin ne belirttiğini düşünelim diye sizin için yazdım bunu. Bir çokluğun dört eş gruba ayrıldığını ve bu gruplardan birinin alındığını belirtiyor bize. 28 yumurtanın dört eş gruba ayrılması demek çocuklar, 28'i dörde bölmek demektir. Evet, ben size kesirleri anlatırken en başta da aslında bununla ilgili bir örnek vermiştim. 28'i dört gruba ayırmak demek.
Gruplaştırmak bize zaten bölmeyi ifade ediyordu, değil mi çocuklar? Evet, 28'i de ben 4 gruba ayırmak istiyorsam burada da yaptığım gibi 28'i 4'e bölmem gerekir. Hemen bölmeyi hatırlayalım. 4 ile neyin çarpımı 28'i verirdi bana? 4 kere 7'nin çarpımı 28'i verirdi. Veya nasıl düşünürdüm? 28'in içerisinde kaç tane 4 var diye düşünürdüm. Dörder dörder saydığımda 7 tane 4 olduğunu bulabilirdim. Ama tabii ki çarpım tablosunu güzel bir şekilde ezberlediysek hemen 4 ile neyin çarpımı 28 diye düşünürüm. 4 ile 7'nin çarpımı 28, 4 kere 7, 28. Demek ki her grupta 7 yumurtam olması gerekiyor çocuklar. Evet, 28 tane yumurtam vardı. Sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yumurta bir araya geldiğinde onları bir grup içerisine alacağım. 7 yumurtayı bir gruba aldım. Tekrardan 7 yumurta sayacağım ve yine 7 yumurtayı bir grup içerisine alacağım. Tekrardan 7 yumurta sayacağım ve bir grup içerisine alacağım. Bu şekilde 28 yumurtayı 4 gruba ayırdığımda her bir gruba 7 yumurta düştüğünü bulabilirim çocuklar. Hemen diğer örneklere bakalım. Birinci örnekte bana Hasan'ın 24 fındığı vardır. Hasan fındıkların 6'da birini yemiştir. Buna göre Hasan kaç fındık yemiştir diyor. Evet, öncelikle bana problemlerde neler verilmiş? Hasan'ın 24 fındığı vardır ve Hasan fındıklarının 6'da birini yemiştir. Verilenler bunlar. İstenen ne? Benden ne istiyor bu problemde? Hasan'ın kaç fındık yediğini bulmamı istiyor. Pekala, nasıl çözerim? 24 fındığı, yani bütünü 6 eş parçaya bölerek 6'da birinin kaç fındık olduğunu bulurum. Çocuklar, burada şekilde de gördüğüm gibi 24 tane fındık var elimde. Ve kaç parçasını yediğini bulmak için, 6'da birini bulmak için 24 fındığı 6 parçaya bölerim. Çünkü 6'da birini, payda bana o bütünün kaça bölündüğünü gösterirdi, değil mi çocuklar? 6'ya bölündüğünü görüyorum burada. Demek ki 24'ü 6'ya bölmem gerekiyor. 24'ü 6'ya böldüğümde demek ki her grupta 4 fındık olması gerektiğini buluyorum. Evet, 1, 2, 3, 4. Her grupta 4 fındık olmalı. Hasan sadece 6'da birini yemişti. Yani 6 parçanın sadece bir parçasını yemişti. Bir parçada da kaç tane fındık var? 4 fındık var. Demek ki Hasan 4 fındık yemiştir diyebilirim çocuklar. Hemen kontrol edelim. 6 eş parçaya böldüm. Her grupta 4 fındık var. Bir çarpayım bakalım. 6 tane 4. Tek tek toplamadım. Toplamanın kısaltılmışı çarpmaydı. 6 grup var. 4'er fındık var. 6 kere 4, 24. Evet, zaten benim başlangıçta da 24 tane fındığım vardı. Demek ki doğru bulmuşum. Kontrol edelim kısmında da doğru bulduğumu görebiliyorum çocuklar. Evet, burada bir ünlem işareti koydum. Çünkü önemli bir bilgi söyleyecek. Bütün 6 eş parçaya bölünmüştü. Her parçada 4 fındık olduğu için 6 ile 4'ü çarptık. Böylece başlangıçtaki fındık sayısını bulduk ve çözümümüzün doğru olduğunu gördük çocuklar. Evet, kontrol edelim kısmını nasıl yaptığımızı ifade etti burada. Sizler de kitaplarınızda önemli olan yerlerin yanına ünlem işareti koyarsanız, konu tekrarı yaparken ünlem işaretlerini okursunuz ve aklınızda daha çok kalır çocuklar. Evet, ikinci örneğimize bir bakalım. Engin 21 misketin 3'te 1'ini kardeşine vermiştir. Buna göre Engin kardeşine kaç misket vermiştir? Bana verilen 21 misketi var ve bu misketlerin 3'te 1'ini kardeşine verdiğini söyledi. Benden istediği ise Engin'in kardeşine kaç misket verdiğini bulmamı istiyor. Evet, 21 parçanın
kaç parçaya bölündüğünü ben paydada görüyorum. 21'i 3'e bölmem gerekiyor. 3 eş parçaya. Ve bu 3 eş parçanın da sadece bir parçasını kardeşine verdiği için 21'i 3'e bölüp burada bulduğum bir parçada kaç tane misket varsa o kadarını kardeşine vermiştir diyebilirim. 21'i 3'e böldüm. Demek ki her grupta, her parçada 1, 2, 3 parçanın her birinde 7'şer tane misket var. 7'şer tane misket var. Bu 7'şer misketin de sadece bir parçasını kardeşine verdiği için o zaman Engin kardeşine 7 misket vermiştir diyebilirim. Kontrol edelim. Bir bütünü 3'e bölmüştü. Her 3 parçada, her bir parçada 7 misket vardı. 3 grubu 7 ile çarptığımda içinde çünkü 7 tane misket var. 3 kere 7, 21. Evet, benim başlangıçta da zaten Engin'in 21 tane misketi vardı. Demek ki doğru yapmışız arkadaşlar. Buradaki diğer bir örneğimizde ise 12 limonun 4'te 1'i ile limonata yapılmıştır. Buna göre limonata yaparken kaç limon kullanılmıştır? Evet, 12 tane limon var ve 12 limonu 4 eş parçaya böleceğiz. Her bir parçaya kaç tane limon düşer? 3'er tane limon düşer. Burada da gördüğümüz gibi 12 bölü 4, 3'tür çünkü. 4 kere 3, 12'yi elde ederiz. Evet, demek ki her bir grupta 3'er tane limon olacak. Sadece bir grubu kullandığı için payda 1 yazıyor çünkü. O zaman 12'nin 4'te 1'i 3'tür diyebilirim çocuklar. Evet, burada aşağıdaki problemleri defterimize çözelim diyor. Sizler de bu problemleri en güzel yazınızda defterinize yazıp çocuklar çözümlerini bulabilirsiniz. Evet, pekala. Payı paydasından küçük kesirler elde etme. Payı paydadan küçük kesir elde edeceğiz. Elmas doğum gününü kutlamak için 5 arkadaşını eve davet eder. Annesi doğum günü pastasını 8 eşit parçaya böler. Evet, burada ben elmasa ait bir pasta çizdim. Ve bu parçayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eşit parçaya böldüm. Elmas ve arkadaşlarına, burada elmas da dahil çocuklar, elmas ve arkadaşlarına kaç arkadaş çağırmıştı elmas? 5 arkadaş çağırmıştı. Birer dilim pasta verir. 5 arkadaşı var. Bir de elmas var. Yani annesi pastanın 6 dilimini dağıtır çocuklara. 8 parçalı parçaya ayırmıştık. 6 parçasını çocuklara verdiyse pastanın 8'de 6'sını kullandı diyebiliriz çocuklar. Hemen bakalım. Bir akvaryumda 10 balık vardır. Bu balıkların 4 tanesi kırmızı renklidir. Akvaryumda 10 balık var. 10 balığın 4 tanesi kırmızı renklidir. Yani balıkların 10'da 4'ü. 10 balığın 4 tanesi kırmızı renklidir. 10'da 4'ü kırmızı renklidir diyebilirim. Pekala, bunu sayı doğrusunda nasıl gösterebilirim? Hemen tekrar edelim. Sayı doğrusunu 0'la 1 arasında boşluk bırakarak uzunca çiziyordum. Daha sonrasında paydada 10 olduğu için sayı doğrusunu 10 parçaya ayırıyordum. Aralıklar 10 tane olması gerekiyordu. Ve sonra aralıkları sayıyorum. 1, 2, 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3 ve 10'da 4. Yani buradaki çizgim 10'da 4'ü benim kırmızı balıklarımı ifade ediyordu. Pekala, bunu bloklarla gösterecek olsak nasıl gösteririz? Yine aynı şekilde 10 parçaya ayırırız blokları. Her parçası 10'da 1, 10'da 1, 10'da 1 şeklinde yazarız. Kaç tane kırmızı balık vardı? 4 tane 10'da 1. 4 tane kırmızı balık vardı. 4 tane 10'da 1, 10'da 4 demekti çocuklar. Aynı şekilde burayı da yine aynı şekilde gösterebiliriz. Payı
yani üstteki sayı, paydasından küçük olan bir kesir sayı doğrusunda çocuklar 0 ile 1 arasında gösterilir. Bakın buradaki sayı doğrumuzda da 4 10'dan küçük olduğu için 0 ile 1 arasında gösterdim. Çünkü payı yukarıdaki sayı paydadan küçük. O yüzden sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 arasında göstereceğim. 0 ile 1 arası payda kadar eş parçaya bölünür. Paydamda 10 vardı. O yüzden sayı doğrusunda 10 eş parçaya böldüm. Pay kaç tane ise o nokta işaretlenir. Pay kaç taneydi? 4 taneydi. Burada sayı doğrusunda 4. noktamı işaretledim çocuklar. Sayı doğrusu üzerindeki kesirleri bu şekilde gösteriyoruz. Hemen buraya bakalım. Aşağıdaki modelde gösterilen boyalı alanın belirttiği kesri noktalı yere yazalım. Kesri sayı doğrusunda gösterelim dedi. Çocuklar burada bir kesir var, bir bütün var ve bu bütünü 1, 2, 3, 4 eş parçaya böldüğü için paydaya 4 yazdım. Kaç parçası boyalı? 2 parçası boyalı. Yani 4'te 2'si boyalı. 4'te 2'si aynı zamanda her bir parçam 4'te 1 olduğu için 2 tane 4'te 1'in yan yana gelmesiyle 4'te 2 elde ediyordum, değil mi? Şimdi sayı doğrusu üzerinde göstereceğim çocuklar. Burada payı paydadan küçük olduğu için 0 ile 1 arasında göstereceğim sayı doğrumu. Ve paydada kaç var? 4 var. O zaman sayı doğrumu 4 eş parçaya ayıracağım. 1, 2, 3 ve 4 eş parçaya ayırdım. Burada paydamda 2 olduğu için ikinci noktamın bulunduğu yer 4'te 2'lik kesrimi gösterir çocuklar. Evet, burada bir bölüm değerlendirmemiz var. Birlikte yapalım, bakalım ne kadar anladık. Aşağıdaki modellerde gösterilen boyalı alanların belirttiği kesri yazınız. Modelleri bütün, yarım ve çeyrek ifadelerinden uygun olanıyla eşleştiriniz diyor. Çocuklar burada bir bütün var ve bütünü iki eş parçaya ayırmış. Bir bütünü iki eş parçaya ayırmak demek ne demekti? O bütünün yarısını bulmak demekti. Burada bize yarımı gösteriyor. Çünkü bir bütünün sadece yarısını boyamış çocuklar. Hemen buraya bir bakalım. Burada bir bütün var ve hiç bölünmemiş. Demek ki bu bir ellenmemiş bütün, değil mi? Hiç ellenmemiş çünkü, bölünmemiş. Bu bir bütünü gösteriyor bize. Kitabın en başında da olduğu gibi bütün bir portakal gibi düşünelim. Hiç bölünmemiş bir portakal. Burada da ikiye ayrılmış bir portakalı düşünelim. Yarımı ifade etti. Buraya bir bakalım. Burada da bir bütünü 1, 2, 3, 4'e bölmüş. Bir bütünü 4'e bölmek demek ne demekti çocuklar? O bütünü çeyreğini bulmak demekti, değil mi? Burada da çeyreği gösteriyor. Yani 4'te 1'ini, burada da 2'de 1'ini gösterdi bize çocuklar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki modellerin birim kesir kadarını boyayın. Birim kesir kadarını boyamak demek ne demekti? Sadece bir parçasını boyamak demekti. Paydada ne yazacağını ise buradaki şekiller bana verecek. Hemen bakalım elde ettiğiniz kesri modellerin altındaki noktalı yere yazın demiş. Burada bir bütünü kaça bölmüş? Bir bütünü iki eş parçaya bölmüş. İkiye böldüğü için paydaya 2'yi yazdım. Benden sadece birim kesir kadarını boyamamı istediği için birim kesir kadarını boyamak demek ne demek? Bir parçayı boyamak demek. Çünkü birim kesirin payı hep bir olurdu çocuklar. Paydası değişir ama payı mutlaka birim kesirin bir olmalı. Buraya bakalım. Kaç eş parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya bölmüş. O zaman paydam 8. Birim kesir dediği için sadece bir parçayı boyadım. 8'de 1. Şekil bize bu kesri 8'de 1 olduğunu gösteriyor. Burada da bir bütünü 3 eş parçaya bölmüş. Paydam 3. Birim kesir bir parçası boyanmış. 3'te 1'i gösteriyor bu şekil bize. Burada da bir bütünü
Altı eş parçaya bölmüş ve sadece bir parçasını boyamış. Altı da biri ifade ediyor bu kesir, bu şekil bize çocuklar. Evet, buraya bakalım. Yandaki birim kesir modellemesinde gösterilen kesri noktalı yerlere birim kesir cinsinden yazınız. Bu kesri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Çocuklar burada paydada 10 yazdığı için bu şekli 10 eş parçaya böldüğünü hemen görebiliyorum. Pekala, 10 eş parçanın her biri birim kesiri 10'da 1, 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 10'da 1'dir değil mi? Kaç tane 10'da 1 boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane 10'da 1 boyanmış. Buraya yazdım. 5 tane 10'da 1, 5 tane 10'da 1 bize aslında 10'da 5 kesrini verir. 10'da 5 kesrinin sayı doğrusunu göstermek istiyorum. Payı paydadan küçük olduğu için ben bunu sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında göstereceğim. 0 ile 1 arasını kaç parçaya bölmem gerekiyor? Hemen paydaya bakıyorum. 10 parçaya bölmem gerekiyor. 0 ile 1 arasını 10 parçaya böldüm. 10 tane nokta koydum buraya. Ve 5. noktam, yani aralıkları saydığımda 1, 2, 3, 4 ve 5. aralıktaki bu noktam benim 10'da 5 kesrimi ifade eder çocuklar. 4. örneğimize bir bakalım. Evet, burada karelere ayrılmış bir kalp yapılmış çocuklar. Karelerin içi boyanarak bir kalp yapılmış. Yandaki modelde boyalı alanların belirttiği kesri yazınız. Bu kesrin birim kesrini gösteriniz. Çocuklar, böyle bir kare varsa hemen yatay olarak kaç tane kare var onu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yatay olarak 10 kare var. Karenin her tarafı birbirine eşit olduğuna göre dikey olarak da benim 10 karem var. Yatay olarak da 10 karem var. 10 kere 10 kaçtır çocuklar? 10 çarpı 10. Burada yatay 10 tane kare var. Dikey de 10 kare var. 10 çarpı 10 çocuklar 100'ü verir. Benim buradaki kareleri tek tek saymama gerek yok. Demek ki paydam 100 olmalı. Burada 100 parçanın kaç parçasının boyalı olduğunu bulmak için tabii ki de saymam gerekecek. Boyalı kareleri saydığımda boyalı karelerin 22 tane olduğunu görüyorum. Hemen burada sizin için yazdım. Model 100 parçaya bölünmüş. 100 tane kare var çünkü. Ve 22 tane alan boyalı. 22 kare boyalı. 22 tane %1'i boyamış çocuklar. Çünkü buradaki her bir karem benim %1. 100 parçanın bir parçası. Yüzün bir parçası, yüzün bir parçası değil mi? Yüze ayrılan bir bütün 100 parçaya ayrılmış ve bir parçası boyanmış. Bir parçası boyanmış. 22 tane %1 bana %22'yi verir çocuklar. Yani bu şekildeki kesrim aslında %22'yi bana bu şekilde göstermişler. Evet çocuklar, 5. örneğimize bir bakalım. Aşağıdaki sarı tabloda rakamlarla verilen kesirlerin okunuşlarını noktalı yerlere yazınız. Mavi tablodaki okunuşları verilen kesirleri ise rakamlarla noktalı yerlere yazınız demiş. Evet çocuklar, burada bende renk gözükmüyor ama direkt kesri okudum. 4'te 2 şeklinde okuyorduk. Bir bütün 4 parçaya ayrılmış ve 2 parçası boyalı veya 2 parçası kullanıldı. Paydam o şeklin kaça ayrıldığını, payım ise ne kadarının kullanıldığını gösteriyordu. 4'te 2, 16'da 7, 78'de 14 şeklinde yanlarına yazıyoruz. Hemen hatırlayalım. Türkçe'de sayıların okunuşlarını yazarken 16 derken mutlaka arada boşluk bırakıyorduk. Her sayıyı ayrı ayrı ifade ediyorduk. 10, 6, 20,
8 şeklinde de Türkçe'yi kısaca bir hatırlamış olalım. Evet, burada da yazıyla yazmış. Benden kesir olarak göstermemi istedi. 5'te 3 dediği için paydam 5, payım 3. 8'de 6, 8 parçadan 6 parçasını göstermemi istedi. 8'e ayrılmış bir bütün, 6 parçası boyalı. 16'da 14, 16'da 14. Önce paydayı okuyorum, sonra payı okuyorum çocuklar. Aşağıdaki bütünleri altlarında yazan kesirlere göre eş parçalara ayırıp boyayınız dedi. Çocuklar, burada bir bütün var ve benden bu bütünü 6 parçaya bölüp 4 parçasını boyamamı istedi. Ben de sizler için 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya böldüm ve 4 parçasını boyadım. 4'e böldüm, 3 parçasını boyadım. 8'e böldüm, 5 parçayı boyadım. Paydada kaç yazıyorsa o bütünü o kadar bölüyordum. Burada paydada 12 yazıyor. O yüzden bu bütünü 12 parçaya böldüm ve sadece 10 parçasını boyadım. Evet, burada 7. ve 8. problemleri defterinizde çözmenizi istiyor. Sizler de yazıp dikkat ederek çözün lütfen. 9. soruya bakalım. Aşağıdaki modellerin belirttiği kesirleri ve bu kesirlerin okunuşlarınızı yazmanızı istedi. Hemen bir bakalım. Kutucukları tek tek sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradaki şekli 12 eş parçaya bölmüş. Paydama hemen 12'ni yazdım. Kaç parçasını boyamış? 12 parçadan 6 parçayı sadece boyamış. 12'de 6 şeklinde okurum bu kesrimizi. 12'de 6. Hemen buradaki şekle bakıyorum. 5 eş parçaya bölünmüş ve sadece 2 parçası boyanmış. 5'te 2 şeklinde okuyorum bu kesride. Burada da 4'te 3 kesrini modelle çizmemi ve sayı doğrusunu göstermemi istiyor. Evet, ben böyle bir daire çizdim. Siz dikdörtgen de çizebilirsiniz, kare de çizebilirsiniz. Burada önemli olan 4 eş parçaya ayırabileceğiniz bir şekil çizmeniz. 4 eş parçaya ayırdım ve sadece 3 parçasını boyadım çocuklar. Sayı doğrusu üzerinde göstermek istiyorum. Sayı doğrusu üzerinde payı paydadan küçük olduğu için 0 ile 1 arasında göstereceğim. 0 ile 1 arasını kaç parçaya bölmem lazım? Paydada 4 var. 4 parçaya bölmem lazım. 1, 2, 3 ve 4 parçaya böldüm. 4'te 3'ünü nasıl bulacağım? Hemen sayacağım. 1, 2 ve 3. 3. aralıktaki çizgi 4'te 3'ünü gösteriyor çocuklar. Sayı doğrusu yaparken yaptıkça daha da dikkatli ve doğru yapacaksınızdır çocuklar. Evet, ikinci bölümümüz zaman ölçme. Zaman ölçmeyi diğer videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar.